Yepyeni bir Tepik Kolik bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyiflerimiz nasıl? Nasılsınız? Gayet iyiyiz Allah. Sizler de çok güzel ağırladınız bizi. Daha da güzel bir şey olmaz açıkçası. Merhaba herkese. Dilara Akkaya ben. Matematik öğretmeniyim. 2017 yılında mezun oldum. O süreçten beri orta öğretim ve lise seviyesinde matematik dersleri veriyorum. Müzik öğretmeniyim. Burak'ın da öğretmeniyim. Aynı zamanda bu Tepki Kolik'teki çocukların çoğunun öğretmeniyim. İlkokul öğretmeniyim. Arkadaşlarımız beni başka yerlerden tanıyor olabilirler. Sınıfını tasarlayan bir öğretmen. Rap müzikle ders anlatan öğretmen. Ben fizik öğretmeni Barış Akıncıoğlu. YouTube'dan da Fizikle Barış olarak beni tanıyabilirsiniz gençler. Gençler benim alışkanlığım. Hep öyle mi diyorsunuz? Bizim profil biraz genç ya. Yaklaşık 20 küsür yıl diyeceğim de biraz uzun bir süre olacak. Yaşım belli olacak ama yani 20 yılı geçik bir süreden beri de fizik öğretmenliği yapıyorum. Peki sizce öğrencilerin öğretmenler hakkındaki en büyük ön yargıları nedir? Öğretmen bana taktı. İnsan olduğumuzu bence çok farkında değiller. Nedense evde de öğretmen olduğumuzu düşünüyorlar. Arabaya bindiğimizde de öğretmen olduğumuz. Yani mesela işte akşam film izliyorduk dediğim zaman bile film mi izliyor öğretmen oluyorlar mesela. Ya da işte sinemaya gittim hafta sonu ya da bir aktivite, tatile gittim geldim. Hani sosyal hayatın onlar için, evet sosyal hayatım yok. Sadece ders çalışıyorum ya da ders anlatıyorum. Yani sürekli elinde kitap var, kalem var. Böyle olduğunu düşünüyorlar. Bu tabii ki doğru değil yani. Mesela not anlamında bizi bazen katı olduğumuzu düşünenler vardır. Not anlamında aslında hiçbir sıkıntımız olmadığını söyleyebilirim. Ama öğrenciler tabii mesela benim dersim fizik olunca zaten maça ben bazen 1-0 mağlup başlıyorum. Bizi seven çok seviyor. Sevmeyen de hani kiminin rüyasıyız, kiminin kabusuyuz gibi bir şeyiz biz ortası aslında. Ortası yok yani. Yani biraz uç yaşıyoruz. Evet. Öğrenci olmak şöyle bir şeydir. O yaşlarda hepimizin varoluşsal sancıları vardır. Kim olduğumuzu tanımlamakta biraz zorlanıyoruz. Ben sadece şunu söylemek isterim. Sadece öğretmen-öğrenci ilişkisi değil. Kim olursa olsun birbirimize olan ilişkilerimizde bu önyargılarımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü siz isteseniz de istemeseniz de o önyargılarınız kırılacak. Hocam bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle dizi ve filmlerdeki öğretmen, okul ve okul hayatı ile ilgili sahneleri izleyerek yorumlamanızı rica edeceğiz. Ne kadar gerçekçi veya ne kadar gerçeğin dışına çıkmışlar bunları bize söylemenizi isteyeceğiz. O kravat hiçbir zaman şöyle olmadı ya. Mikrofona... O kravat hiçbir zaman şöyle olmadı. Hep şurada. Yani ve hepsinin aynı. İlk dizimizden başlıyoruz. 2022'de herhalde en çok izlenen dizilerden bir tanesi de Türkiye'de. Duy Beni dizisiyle başlıyoruz. Ah işte gördün mü? Bak tamam işte tam dediğim kravat. Tamam çıktı işte. İndirmiş. Dakika bir indirmiş, yakaları da açmış. Vay arabayla geliyor. İndiği araba. Arabalar hatta. Yani genellikle Türk dizilerinde şöyle bir şey var. Belki bu izlenme çekmek amacıyla lüks arabalar, lüks villalar, harika kıyafetler. Şunu söyleyebilirim ki bir öğretmen olarak hiçbiri gerçekçi değil. Okula ait bir üniforma gene var. Mesela tişört olarak. Evet. Veya işte kış dönemine gelince bir sweatshirt olarak. Daha ziyade hani biraz daha moda değişti. Artık kravat olayı yok. Hani zaten arkadaşta da olmasa olurmuş bence zaten. Gerçek olmayan şeyler. Yani özel okullar en iyi bildiğimiz, en pahalı dediğimiz özel okullarda da böyle bir şey görmüyoruz. Sadece öğrenciler arasında maddi açıdan farklılıkları giydikleri kıyafetlerden anlıyoruz. İşte birinin ayakkabısının çok daha pahalı olup diğerinin olmaması gibi. Bunu da veli toplantısında sık sık dile getiriyoruz aslında. İşte öğrencilerimizi okula gönderirken kılık kıyafet açısından mümkünse çok pahalı olmayan şeylerle okula gönderelim. Özellikle vakıf okullarında, devlet okullarında bunun sorununu çok yaşıyoruz. Yani arabalar zaten yok. Damga gibi o aldığı şeyin arması muhtemelen görünecek. Utanmasa gömleği ters giyecek marka görünsün diye. Yani o Nike ayakkabı, o Nike'ın şekli muhtemelen olacak. Bir de bunların aralarında şey var. Nike giyen şöyle, Adidas giyen böyle. Yani Adidas alınca yani Apache falan yani böyle. Hani böyle bir de şeyler de var yani etiketlemeler de var. Bizim zamanımızda ne var? SM Sport vardı ya. Pant. Ya işte bak o ne ya değil mi? SM Sport tabii. Yani bizim zaman ben bak ben hiç unutmuyorum. İlk Converse'imi kaçak almıştım. Yani bir kahvenin altına indirdiler beni. Bir de tek renk, kırmızı. Düşünsene ya kırmızı boğazlı Converse giydik. Başka ayakkabı yoktu çünkü o dönem. Hocam geçiyoruz Hababam Sınıfı filminden bir sahneye. Konuşmak yok, sağa sola bakmak yok, sıraların altına eğilmek yok. Alırım kağıtlarınızı. Dikkat! 5, 4, 3, 2, 1, 0, kısa! Tamam, işte bu. Bu biraz... Bunu yapmıyoruz ama.
30 yıllık öğretmenlik hayatımda bir tek kopya çektirmedim ve çektirmem de. Ya kopya çekmeyen öğrenci yoktur hiç ya. Herkes çekmiştir yani. Ya lan güdük. Kopyayı ters yazmışsın. Ne kopyayacağım? Eşol eşek. Normal yani açıkçası. Yani öğrenci arkadaşım hani bu işi hep ben şey diyorum. Kısa yoldan para kazanmanın yollarından bir tanesi kısa yoldan da not kazanmanın yolları bu bence. Evet hocam. Çok hiç komik, kopya tatlı. Yakaladınız mı? Yakaladım tabii canım. Yakalamıyor olur muyum? Yani bir yıllık bile öğretmen olsanız yakalarsınız kesinlikle yani. Kesinlikle yakalarsınız. Kopya çekmek diye bir şey yoktur. Öğretmenin kopya çekmeye göz yumması vardır. Bir sınıf var. 20 kişi, 22 kişi. Ya bir kişi var sınav yapıyor ve senin her hareketini gözlüyor. E sen sıra dışı bir hareket yaptığın zaman gelecek yanında bu görecek seni. Bütün sınıfta herkesin kafalar aşağıda. Eğer birkaç kişinin sürekli gözleri sizdeyse bilin ki o arkadaşlar tehlikeli maddedir. Böyle birkaç öğrenciye göz göze gelirseniz evet. Orada bir şey var diyorsunuz. Yani 5 kere bakın 5'te 4 eğer göz göze geldiyseniz o arkadaş kesin bir işler çevirmeye çalışıyor kolaçan demektir. Ediyor, evet beni kontrol ediyor işte sürekli evet. Olarak. Kopya çekmek, bilgi, sınavlar bunların önemi aslında artık geçmişte kaldı. Bilgileri ezberlemekle uğraşmayın. Artık biz bilgiyi işleme çağında yaşıyoruz. Doğru bir şekilde işlersen, o işleme becerin gelişirse daha iyi doktor, daha iyi mühendis, daha iyi YouTuber, daha iyi futbolcu, daha iyi bir sanatçı, bilim insanı olursun. Neden önemsiz diyorum bilgi? Şu anda hepinizin telefonu var. Saniyeler içerisinde hepimizin ulaşacağı bir şey artık değerli olamaz. Başka bir çağda yaşıyoruz. Ya kopya çekmek de öğrenci için bir şeydir ya. Bir maceradır yani. Ben de çektim canım. Ben de çektim yani. Hem de ben din dersinden çektim yani. Ha, din dersinden çektim bir de yakalandım yani. Gerçekten. Tabii canım adam kaldır oğlum çarpılacaksın dedi. Hocam şimdi geçmiş yıllarda aslında belki 15-20 yıllık bir diziye geçiyoruz. Bu, hayat bilgisi. Bu diziyi biliyorum ya, o kadar yaşlıyım. Günaydın. İşte ya. Akşam etilerde sahne çalışmanız var galiba. Sizi çok yormuyorsunuz. Günaydın dedim. İyi uykular demedim. Sağ ol. O kendini uzay mekiği sanan arkadaşınız kimdi? Arif hocam. Sen de beni imam zannettin galiba. Hoca camide ben öğretmenim. Hah bak bu güzel işte. Hoca camide. Hoca camide. Heh. Öğretmen hanım. Hoca camide ben öğretmenim. Hoca hanım. Hoca hanım. Hoca camide öğretmen hanım olacak. Tarih öğretmeninizim. Hoca değilim, eğitimciyim. Evet. Sizlerle bu seneyi beraber geçireceğiz ve gördüğüm kadarıyla sizler için kolay bir sene olmuş. Hocalıktan öğretmenine veya öğretmenlikten hocalığa geçiş şeyini söyleyeyim ben size. 7. Evet. Sınıf. Genelde zaten öğrenciler ilkokul zamanında öğretmenim diyor. Ortaokulda birden oluyor hoca. Hocam onlar için de aslında bir büyüme göstergesi. Onun için bize sevimli geliyor yani. Tam ortasındayım. Yani orada bana hoca dendiği zaman bir saygı sözcüğü olarak söylenildiğini farkındayım. Hoşuma da gidiyor tabii ki. Yani şey diye düşünmüyorum. Hoca camide gerçekten diye düşünmüyorum. Ama öğretmenim denmesinden daha çok mutluluk duyuyorum. Hatta en çok mutluluğu öğrencilerden değil de biz öğretmenler kendi aralarımızda birbirimize Dilara öğretmenim diye seslendiğimiz zaman beni daha çok mutlu ediyor. Ama bu şey demek değil işte hoca dendiğiniz zaman çok sinirleniyorum demek değil. Onun da bir kibar ve saygı sözcüğü olduğunu farkındayım. Gidiyoruz hocam birazcık daha uçuk bir sahneye. Öğretmen dizisinden bir sahne geliyor. Madem sınav yapmayacaksın ben kaçarım abi. Oğlum biz de sınav var. Hadi biz de gidelim. Kitlemiş sınıfı güzel. Boşuna zorlama kapı kilitli. Hoca Biden ama. Bak gördün mü bak kravat gene. Ateş. Hoca. Ver şu an. Ateş ne yapıyorsun? Lan dersin! Ateş! Oo bak gördün mü Aikido. Vay. Hoca ne yapıyorsun? Dövüş kulübüne dönmüş burası. Ne olacağını söyleyeyim size. Bu sahneden sonra. Gerçek hayattan olacağını söyleyeyim. Öğretmen hakkında soruşturma açılır. Bu çocukların velileri okula gelirler. Önce şikayet ederler. Sonra dilekçe yazarlar. O ilçe milli eğitime gider. Öğretmen bir yıl boyunca, iki yıl boyunca bu soruşturma neticesinde haklı olsa dahi öğretmenin yanında değil, o velilerin o öğrencilerin anne babaları yanında olurlar ve öğretmen de başka bir yere sürülür ve son. Saygısızlık yapılır mı? Yapılabilir ama hani ne olabilir? Bu o kadar da abartı boyutlara gelmez yani. Kavga durumuna girilmez. Yok hiç ben daha dedim ya böyle bu kadar da hani öğrenciler bile kendi arasında bu kadar bu moda girmiyorlar yani ciddi anlamda bence. Ailede zaten öğretmene karşı saygı kavramı öğrenciye verilmezse ve çocuk bunu veliden görmeden gelirse okula işte şunun gibi mesela akşam yemek yerken
Ona bir haddini bildirmek lazım. İşte ne demek sana on vermek? Biz bir gidip konuşalım hocamla falan laflarını veli söylüyorsa zaten çocuk neden korksun ki yani? Ne olabilir ki en kötü? Babam sana zaten haddini bildirecek. Babam zaten yani. Evet, sen benimle kavga etmesen babamla kavga edeceksin zaten diye düşünüyor çocuk. Bence bu eğitim veli de bitiyor öncelikle. Hani üçüncü sayfa haberlerini izlediğin zaman hani böyle şey olup gidip silah alıp öğretmenini vurmaya gelen yani bunları da duyuyoruz yani. Evet. Aslında hayatın içinde var da böyle filmatik gelişmez olaylar. Aynen öyle. Hayat bilgisi ve öğretmenler odası konusu var. Öğrencilerin en merak ettiği. Evet. Çocuk okudan kardeşim yapmayın şunu Allah aşkına. Esas siz yapmayın Hidayet Bey. Bu tütsüler ta Hindistan'dan geldi. İnsanın şakralarını açıyormuş. İnna sabirin, inna sabirin. Kardeşim sen şu pis kokulu çubuğu söndürüyor musun, söndürmüyor musun? Söndürmüyorum efendim. Ya öyle mi? O zaman al bakalım, al. Oo, şey hacı yağı döküyor her tarafa, kesin. Ne böyle? Tamam. Mis gibi hacı yağı. Al işte. Evet hocam, öğretmenler odasında neler oluyor? Sizler odası gibi değil mi? Gerçekten merak ediyorum yani. Siz mesela işe gidersiniz, bir masanız vardır, bir yeriniz vardır. Bizim de orası kendi masamız. Herhangi bir iş yerinde insanlar bir arada ne konuşuyorlarsa aslında öğretmen odasında da. Şimdi öğrenci arkadaşlar merak edebilir. Çünkü biz de merak ediyorduk. Aynen. Kapıdan bakıyoruz, oturuyorlar, acaba ne konuşuyorlar? Hani ne oluyor falan. Hatta öğretmen odasına girdiğimizde bir tedirgin olurduk yani. Hepsini bir arada gördüğümüzde falan. Bir şey olmuyor. Oturuyoruz, çay içiyoruz. Sohbet ediyoruz, çoluk çocuk muhabbeti yapıyoruz. Bu öğretmenler odası konsepti özel okullarda artık görebileceğiniz bir konsept değil. Mesela bu çok renkli. Yani bu eskiden böyleydi. Her branştan öğretmenin olduğu ve o odada hakikaten çok güzel etkileşimler olur. Ya bir sürü şey öğrenirsiniz. Yani bir sürü şekilde kendinizi geliştirirsiniz ve çok tatlı sohbetler olur. Genelde belli bir grupla sohbetiniz vardır. Hani bakıyorsunuz kendi kafanıza uygun ya da belki bazen de kendi yaşınıza uygun kişilerle sohbet ediyorsunuz. İşte genelde bir çay içersiniz, kahve içersiniz. Boşta ders bir Türk kahvesi yaparsınız belki varsa yanınızda falan. O yani bu tür güzel şeyler oluyor. Ufak bir öğrenci dedikodusu dönüyor mu? Döner yani arada. Arada olur. Ya çünkü neden? Ya bak böyle bir durum yaşadık ya. Şu sıkıntı oldu bana gibisinden bir sohbet ediyorsunuz. O anı paylaşmak gibi bir şey bu. Aslında yani öğrenci şikayet etmek gibi düşünmeyin bunu. O anda bak biz bunu yaşadık. Öğrenciler hakkında döner tabii. Yani fikir alışverişi yapılır. Hani ama mesela bu odada yapılanlar doğaldır. Evet. Çünkü sen o öğrencinin diğer branşlardaki diğer öğretmenlerin bakış açısını da görürsün bir öğrenciyi konuştuğun zaman. Biliyorsunuz son yıllarda sürekli Z kuşağı konuşuluyor. Bazıları geleceğin bu parlak beyinlerde çok daha iyi bir yer olacağını söylerken bazıları Z kuşağını yetersiz buluyor. Siz Z kuşağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Z kuşağının diğer kuşaklardan hiçbir farkının olduğunu düşünmüyorum. Z kuşağı gibi X kuşağı da, Y kuşağı da artık ben hangisine ait olduğumu bilmiyorum. İşte, değil mi? Ama şunu biliyorum ki benim yaptığım hataları Z kuşağı da yapıyor. Benim yaptığım güzel şeyleri Z kuşağından yapanlar da var. Ben insanların hepsini birden, bütün gençleri Z kuşağı altında, çatısı altında değerlendirmesini doğru bulmuyorum. Ben ilgisiz ve yetersiz olduklarını düşünmüyorum. Ben farkındalıklarının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Umutluyum ben Z kuşağından. Günümüzdeki hem sosyal hem siyasi olaylara verdikleri tepkileri de haklı, yerinde ve yeterli buluyorum. Çok değerli müzisyen arkadaşım Orçun Orçun söylediği gibi gümbür gümbür geliyor ama nasıl geliyor? Paldır küldür mü geliyor? Çatır çıtır mı geliyor? Nasıl geldiğini daha çözemedik. Yani çok telefon bağımlıları. Daha sosyalleşmeleri lazım mı? Daha sosyalleşmeleri lazım. Yani bizim gibi yani sokakta oynamaları lazım. Yani kukalı saklambaç oynayacaksın. Yani topaç çevireceksin, misket oynayacaksın. Ama hocam yani, bu değişti ya. Nasıl değişti? Yani artık dijital çağdayız yani. Her şey dijital. Dijital misket oyna oğlum yani. Ben bir... Dijital oyna yani misketi. Hani sonuçta bu çocukların tek sosyalleştiği şey aslında gene bilgisayarın başında geçip birlikte sanal oyun oynamaları olarak görüyorum. İlgi alanlarını yakalayabildiğiniz zaman gerçekten çok potansiyel kişiler var. Özellikle bu sizin alanınız da belki diyebiliriz de bu bilgisayar, metaverse dünyası vesaireler konusunda bence ciddi anlamda çok potansiyel gençlerimiz var. Ama bir taraftan da biraz uyuşuk bir gençliğimiz de var. Yani bu anları sadece pasif olarak değerlendirenler var. İşte o arkadaşları aktif hale getirebilirsek bence 10 numara 5 yıldız bir nesil geliyor aslında. Evet. Devam ediyoruz. Tamam. Yeniden Duy Beni ile bir zorbalık sahnesi izleyeceğiz.
Allah küpelere bak. Burak! Ya ne yapıyorsun? Ver. Ne yapıyorsun dedim sana, bırak. Oo, bırak. Böyle bir şey olur mu ya okulda? Gözünü bağladı. Bak, biliyorum nereden. Burak! Yani bu dizi bence, bilmiyorum birazcık... Utancınız onların küçük zaferleri olur. Evet, zorbalık aynı zamanda. Ya böyle bir şey. Şimdi sen oğlum, sen o öğrenci oldun. Sen böyle bir şey yaşadın bu okulda ya. Yok, yaşamadım. Ha? Hiç benzerini de yaşamadım. Ya yani. Olmaz böyle bir şey. Bunlar yani... Abartmışlar. Güzel bir konuya değinmiş. Ben hemen hemen öğrencilerin yarısından fazlasının bu zorbalığa maruz kaldıklarını görüyorum. Bir öğretmenlerin ve okul idarecilerinin, bizlerin farkında olmadığı detaylardan bir tanesidir. İnanır mısınız, ilkokulda bile zorbalığa uğrayan öğrenciler var. Zorbalık üzerine durmamız gerekiyor çünkü çok ciddi sonuçları olur. Her okulun belirli yerlerinde, belirli alanlarında nöbetçi öğretmenlerimiz oluyor. Yani bunun görülmemesi öğretmen tarafından çok zor. Eğer öğretmen yoksa da zaten bu bir okul idaresi hatasıdır. Zorbalıklar tabii böyle değil, işte göz bağlamalı, dayak atmalı falan değil ama erkek öğrencilerin kendi arasında kavgasına ben de çok kez şahit oldum. Ya genelde bu tür şeyler yaşanıyor açıkçası okullarda. Bu zorbalık sadece burada yok. Yani trafiğe çıkalım, orada da var. Yani her yerde var. Bunları inşallah biz toplumsal anlamda bunu halletmemiz lazım. Yani akran zorbalığı da bunların içindeki bir parça tabii ki sadece. Bu kadar değil ama tabii ki insanın olduğu yerde, yaşlar kaç olursa olsun, kavga da oluyor. Filmlerden görüyorlar, bazen ne yazık ki aileden görüyorlar, arkadaşlarından duyuyorlar. Biz de, yani sen de ben de hepimiz bunlara çocuk yaşta gördük, öğrendik ve günümüzde işte hala görmeye kendi yaşlarımızda devam ediyoruz. Onların da işte iyi kötü öğrendikleri yer okul. Zorbalığı da okulda öğreniyorlar. Nasıl savaşılacağını da okulda öğreniyorlar. O yüzden sadece iyi anlamda değil, kötü anlamda başlarına gelenlerle de savaşabilecekleri bir yer okul ortamı. Yani zorbalık yok dersek yalan söylemiş oluruz da hani bu tarz yok. Yani böyle gözünün içine soka soka olmaz bu iş. Yani çaktırmadan olur. Çaktırmadan vurur mesela. Ha ben vurmadım der. Ya o öğrenci yırtınır. Ya hocam vurdu bana. Oğlum nerede vurdu? Yani işte yani bu yani yapılan şeyin de hani bir mantığı olmalı yani böyle çaktırmadan yapmalısın. Hocam siz bayağı taktik veriyorsunuz zorbalıkla ilgili şu anda. Hayır yani sen nasıl zorbalık yaparsan yap yakalanacaksın yani tıpkı kopya çekmek gibi. Geçiyoruz hocam yeniden hayat bilgisine. Evet. Gel. Hep böyle bir müdür vardır. Abim büyük, çok büyük bir kargo geldi sizinmiş. Kantine indirin hemen, ben de hemen geliyorum. Dikkat edin. Ayılara bir şey olmasın. Onlar bizim sermayemiz. Şimdi gelsin paralar. Hiç oyuncak vermeden dünyanın parasını kazanacağız. Müdürler hep böyle karakolize ediliyor. Değil mi? Kötü insanlar. Bunlar makinenin oyun jetonları. Bazı okullarda ben de çok üzülerek ticarethane kavramına katılıyorum. Bence bunun en büyük, en somut delili öğrenciden işte şu an belki duymuşsunuzdur bu sene özel okul fiyatları 300 bin liralar, 400 bin liralar havada uçuşuyor. Hani bu parayı alıp öğretmenine asgari ücreti uygun gören özel okullar var. Yani bunun bence hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bunun tek mantıklı açıklaması ticarethane kavramı. Yani herkes okulun iyi olmasını ister. Hani bu da nedir? İmkanlar, koşullar dahilinde ne yapabilirsiniz? Belli sınırlarda oynayabilirsiniz. Ama özel okullar tabii ki yani bir özel okulla bir devlet okulunu karşılaştırmak cidden çok zor yani. İmkanlar çok farklı yani bu anlamda. Ben şimdi kendim de yarışmalara katılmak için genelde sponsor arayışlarına geçiş yapıyorum. Yani ciddi anlamda bizi de çok zorluyor bu işler. Ben bir ilkokulda çalışıyorum. Oradaki okul müdürünü, müdür yardımcısı arkadaşlarım. Onların bir okulu çekip çevirmek için ne kadar uğraştıklarını biliyorum. Tabii ki masrafları var. Bu eleştiriyi devlet okulları için kabul etmiyorum. Yani onların özel okullar için eğer gerçekten bir ticarethane gibiyse ki galiba öyleler, öyle gözüküyorlar ne yazık ki. Onlar konusunda bunu eleştiri yapabiliriz. Ülke nasıl yönetilirse okullar da öyle yönetilir. Ya yani çok doğru bir laftır yani. Eğitim gereğinden fazla çok aşırı pahalı. Yani bunu hak edecek bir şey ortada kesinlikle yok. Şöyle söyleyeyim bak, Avrupa'ya git, paramız 18'de 1 olmasına rağmen kafa kafaya gelen okullar var yani. Artık ucu kaçmış. Önleminin de alınacağı yok. Yani öyle görülüyor. Eğitim ülkede kanayan bir yara. Geçelim kötü öğretmen filminden bir kötü sahneye. Öğretmen. Please help yourself to some delicious snacks and drinks in the back. Class dismissed. Excuse me, Miss Halsey. Hi, I'm Morgan's dad. Great kid. So precocious. Listen, I'm sure you have a full plate along with a rocking hot body, but if you could just keep an eye on Morgan. My wife and I would really appreciate it. Ay, rüşvet. Öğretmene rüşvet. For supplies.
Vay be. Filmlerdeki hani noktalar bize göre biraz uç noktalar. Bilmiyorum, belki yaşayanlar vardır. Yani ben bunu tecrübe etmedim ya da benim çevremde hiç görmediğim bir şey benim. Rüşvet mevzusu görmediğim ama duyduğum bir şey. Özellikle özel ders adı altında çok duyuyorum. Hocam işte senin anlatmanı istiyorum matematik dersine. Sen bize eve gel, ben başka kimseye söylemeyeyim. Hem sizin anlatımınızla dersten de yüksek not alır diye veli böyle bir teklifte bulunuyor. Ha, oldu ki çocuk yüksek not almadı. Bu sefer sen kendin öğrettin. Eve geldin yine yüksek not almadı oluyor. Yani öğretmeni biraz işte soracağı şeyi öğrenciye göstermeye yönlendiriyor. Belki öğretmen ister istemez yüksek de verir. Hani ben veriyordur kesinlikle. Yani bunu kabul eden zaten bir öğretmen bence işte soracağı şeyi de alttan gösteriyordur ders sırasında diye düşünüyorum. Çok rahatsız olduğumuz bir konudur. Hani burada kesinlikle veriler iyi niyetle ilkokul öğretmeni de olsanız, ortaokul lise öğretmeni de olsanız bir şey getirirler ama burada bizim rahatsız olmamız sebebi hani diğer çocuklarından ziyade bir tek velinin getirmesi, yani bu ayrıcalık olur, biz mahcup hissediyoruz o durumlara karşı ama kesinlikle öyle bir şey olmaz. Burada tabii ki komedi filmi olduğu için biraz karikatüze edilmiş. Böyle şeyler yoktur zaten. Yok. Hocam geçiyoruz 10 Things I Hate About You filminden sahneye. I want to thank you for your point of view. I know how difficult it must be for you to overcome all those years of upper middle class suburban oppression. Must be tough. But the next time you storm the PTA, crusading for better lunch meat or whatever it is white girls complain about, ask them why they can't buy a book written by a black man. Anything else? Yeah, go to the office. You're pissing me off. What? Mr. Morgan? Later! Evet, bir öğrenciyi sınıftan dışarıya çıkartmak için nedeniniz ne olurdu? Yani şimdi şöyle bir şey var, zaten sınıftan öğrenciyi atmamamız lazım. O bize emanet açıkçası ciddi anlamda. Bu bir sorun ama hani bazen yaşayabilirsin istersek yani. Ya ben hiç öğrenciyi sınıftan atmadım. Dışarıda bir yüzünü yıka gel dediğim olmuştur ama yani yok, ben halledemedim. Müdür bey ya da müdür hanım, siz bunu halledin tarzım olan bir hareket değil. Bir sorunu öğrenciyle kendim hallederim. Öğretmen sınıftaki öğrencilerin her şeyden sorumlu ders boyunca. Teneffüste de nöbetçi öğretmen sorumlu. Yani şimdi ben öğrenciyi çıkardım. Öğrenci gitti. Nereye gitti kim bilir yani, nereden bulacağım ben onu? Hani en basitinden kaçtı, trafikte araba çarptı mesela. Senden sorulur, bu öğrenci senin sorumluluğunda değil miydi diye. O yüzden sınıftan atmak beni tehlikeye sokar her şeyden önce. Bir öğretmen eşliğinde onu bir dışarı gönderiyoruz. Ama bu benim yani meslek hayatım boyunca iki kere olmuştur. Belki de yani en fazla üç kez olmuştur. Sınıftan atma gücü, okuldan bir uzaklaştırma gücü şu an bizim ülkemizde yok. Bence öğretmenlerin okulların bu güce sahip olması gerekiyor. Bir çocuk sınıftan atmak doğru mu? Onu dersten mahrum etmek doğru mu diyebilirsiniz. Ama şöyle düşünün. O çocuk bunu yaptığı zaman sınıftaki diğer öğrencilerin vaktini çalmış olmuyor mu? Eğer ortada bir sorun çıkartan, dersi sabote eden bir öğrenci varsa onun ben kapı dışarı edilmesine sonuna kadar destekliyorum. Bu gücün öğretmenlere verilmesini istiyorum. Çünkü orada 40 öğrenci varsa 39 öğrencinin de o çocuk kadar hakkı var, eğitim görme hakkı var. Onu kimse sabote edemez. Bak, sevilen öğretmen olmak o kadar kolay ki, öğrencinin iki suyuna git, en sevilen öğretmen sen olursun. Bütün anketlerde şöyle hocam yaş. Zor olanı saygı duyulan öğretmen olmaktır. Yani bu da zamanla oluşur. Diğeri çok, hakikaten çok kolay yani. Gelip geçici. Yani ben genç öğretmenlere buradan öyle bir seslenmek isterim. Saygı duyulan öğretmen olun. Kötü öğretmen filmden bir sahnemiz daha var. Tamam. When I first started teaching, I thought that I was doing it for all the right reasons. Shorter hours, summers off, no accountability. Oh, I love my summers. Fresh corn. Herkese batan konu, yaz tatilinde öğretmenler yatıyor. Aynen hocam. Öyle deniyor. Ya 3 ay yatıyorlar, ne bileyim. Yarım gün çalışıyorlar vesaire. Evet. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Yatıyoruz diyeceğim, yalan olmayacak yani birazcık ama bu şöyle bir şey var. Yani bizim sürekli eğitimlerimiz. Zaten bir kere şu var. Okullar Haziran 15'te bitse bile biz Temmuz'a kadar zaten seminerdeyiz. 3 ay tatil diye bir şey yok. Bu da bir efsane. Öğrencilerle birlikte sanki okuldan çıkıyormuş. Evet. Sonra Eylül'de öğrencilerle birlikte geliyormuş gibi bir algı yanlıştır. Haziran'ın ortasında okul kapanır. Bizler Temmuz'un ortasına kadar bir çalışırız. Dönemle ilgili yapılacak her şey, işte çıkış evrakları, bitiş kağıtları, bilmem ne, yani ders programı, sınıf defteri, yani şu an aklıma gelenleri söylüyorum, MEP'le ilgili işler, hepsi Temmuz'un ortasına kadar biter. Tatile ayrılırız, Ağustos'un ortasına geri döneriz. Zaten Eylül'ün başında okul açılıyor. O yüzden o bahsettiğiniz gibi işte 3 ay değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün en değer verdiği meslek olan öğretmenliğin ülkemizde bu kadar tartışılıyor olması biraz beni üzüyor açıkçası. Öğretmenler çok mu tatil yapıyor? Bence siz az tatil yapıyorsunuz.
kendiniz için tatil arayacağınıza, öğretmenlerin tatillerine, öğretmenlerin maaşlarına bakıp onları eleştirmeye, onları aşağı çekmeye çalışmayın. Kendinizi yukarı çekmeye çalışın. Sizi sömürüyorlar. Size bir hafta izin, tatil veriyorlar. Bunu kabul etmeyin. Bunun için mücadele edin. 24 yaşında Güneydoğu'da dağ başında bir okula tek başıma atandım. 30 yaşında oradan çıktım. Hayatımın en güzel 5 yılını tek başıma elektrik, su, telefon çekmeyen, olmayan bir yerde geçirdim. Siz bana o yıllarımı geri verebilecek misiniz? Hangi tatille, hangi maaşla? Buradan öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımıza son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz bir öğretmen olarak? İnşallah sevdikleri iş olması bence. Yani aslında buradaki öğretmen olmaları derdimiz değil bizim. En başta bir işi severek yapmalarını isterim. Nasıl öğretmen olmak ister? Atanamayan aynen. Öğretmen olmak isteyen mi? Atanan öğretmen olmak isteyenlere. Atanan öğretmen olmak isteyenlere. Evet, yani çok kıymetli bir meslek. İnsana en büyük keyif veren mesleklerden biri o. Öğrencilerin size yaklaşımını görmek, onların başarılarını, onların büyümelerine şahit olmak. Yani bu başka bir meslekte kolay kolay alınacak zevklerden değil. Tatiller olduğu için veya öğretmen olmak kolay veya zor olduğu için tercih edilecek bir meslek değildir. Öğretmenlik sorumluluk isteyen bir meslektir. Şu an siz 18 yaşında olabilirsiniz, 19 yaşında olabilirsiniz ve öğretmen olmak istiyor olabilirsiniz. Buna karar verdiğiniz andan itibaren şu gerçeği kabul edeceksiniz. Sizin gelecekte öğrenciniz olacak ama o öğrencileriniz hala doğmadılar. Bu kararı vermenizden itibaren öğretmen olarak sorumluluğunuz başlar. O zamana kadar ben sadece sınavları geçeyim, diplomamı alayım diye düşünemezsiniz. Sizin gelecekte daha doğmamış olan çocuklar için hazır olmanız gerekiyor. Birazcık maddiyatı geride bırakıp ben bir nesil yetiştireceğim. Ben bir çocuğa dokunacağım, o çocuk büyüyünce doktor olacak. İşte insan kurtaracak, mühendis olacak, ev yapacak. Bu çok diğer mesleklerin yapamadığı bir şey diye düşünüyorum. O yüzden çok kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. Eğer öğretmen olmak istiyorsanız, ben tavsiye ederim kesinlikle. Hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biri benim öğretmen olmak. Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Bölümümüzü ben teşekkür ederim. Söylemeksiz bir şey var mı başka? Herkese selamlar, sevgiler. Öğretmenlerini çok üzmesinler, onları dinlesinler. Evet. Biraz dede muhabbeti yapayım. Hep şey yapmadım yani. Biraz o tavsiyelerde bulunayım. İyi dileklerimle söyleyeceklerim bu kadar. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim.